Halkbank'ın katkılarıyla. Çevikel. Okul bitirdikten sonra da girişimci olmak istedim. Üniversite öğrencilerine yönelik yurtlar kurarak iş hayatıma başlamış oldum. Eltekstil'de adına her şey üretiliyor. İplikten paketlemeye kadar kendi bünyemizle üretmeye çalışıyoruz. Kamu bankalarının birçok desteği var. İlk ihracata başladığımızda bu desteklerden faydalandık. Bursalıyım. Bütün eğitim, öğretim hayatım boyunca Bursa'daydım. Okulu bitirdikten sonra da girişimci olmak istedim. İlk önce Bursa'da, Görükle'de, Uludağ Üniversitesi'nin bulunduğu yerlerde üniversite öğrencilerine yönelik yurtlar kurarak iş hayatıma başlamış oldum. Birkaç sene geçtikten sonra işletme eğitimi de aldığım için dedim ki farklı bir şeyler yapmalıyım, eğitimime göre bir iş yapmalıyım ve aslında fizibilite çalışması yapınca Bursa'nın sanayi için çok uygun olduğunu gördük ve neticede aslında baba mesleğim olmayan tekstil sektörüne girmiş oldum ve iplik ticaretiyle ilk başladım. Yıllarca bu işi yaptıktan sonra dedik ki bunu daha büyütelim, dokumaya geçelim. Ve o şekilde dokuma derken daha sonra ihracata adım attık. Yıllar içerisinde entegre bir tesis haline geldik. Bugün yaklaşık 70 ülkeden fazla ülkeye doğrudan ihracat yapan, dolaylı olarak da çok daha fazla ülkeye ulaşan bir firmayız. Firmayız diyorum ve çoğul konuşmaya çalışıyorum çünkü bu bir ekip işi. Güzel ekipler kurduk. Netice itibariyle biz ilk bu işlere girdiğimizde ki ben çok erken yaşta hem üniversite öğrencisiyken çalışmaya başladım hem de tam zamanlı çalışıyordum. O dönemlerde çok fazla kadın girişimci de yoktu. Ben bünyemize kadınları da katarak güzel bir ekip kurmaya çalıştım ve bugünlere ulaştık. Aynı anda da burada çalışmalarımız devam ederken tabii ki Türkiye'de tekstilin kalbi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde Nosap Siyat'ta ikinci dönem başkanlık yapıyorum şu an. Geçen dönemde ilk kadın başkan olarak burada göreve başladım. Yönetim kuruluyla beraber geçen sene olduğu gibi tekrar genel kurulu yaparak ikinci dönemimizi sürdürmekteyiz burada çalışmalarımızla. Bugün bizim tesislerimizde ev tekstili adına her şey üretiliyor. Entegre bir tesis. Ev tekstilinde ihtiyacınız olan her şey iplikten paketlemeye kadar kendi bünyemizle üretmeye çalışıyoruz. Girişimcilik başarı kadar aynı zamanda başarısızlıkların da toplamıdır. İnsanlar burada başarısız olmaktan da korkmamaları gerekiyor. Bugün birçok yerde örnek gösteriliyoruz, teveccüh gösteriyorlar. Ama ben mesela çok rahat söyleyebilirim ki benim baba mesleğim değil tekstil ve girdiğimde insanların ne konuştuğunu anlamıyordum. Aslında 10 kişi, 12 kişi çalıştırabileceğim bir alanda 20 küsürden fazla insan çalıştırıyordum ve ben neticede 4 ay, 5 ay sonra ilk iş tecrübemde tekstile, sanayiye ilk girdiğimde dedim ki hayır bu iş bana göre değil, zaten kadın işi değil gibi düşündüm. Nasıl bir düşünce tarzıysam. Ve ben 4-5 ay sonra aslında ilk kurduğumda ben yapmayacağım bu işi dedim. Tabii ki benim ailem de bana hiçbir zaman karışmaz. Çünkü 18 yaşında bütün yetkiyi, sorumluluğu, mal varlığımızı da teslim etmişlerdi. Teslim ederken de babam şöyle bir cümle kurmuştu. Ben her şeyini veriyorum, hiçbir zaman sormam. Batarsın, çıkarsın,
Ya da çok başarılı olursun, ne kazandığını ne kaybettiğini sormam. Akıllıysan kazanırsın demişti. Onun verdiği sorumluluk da üzerimde vardı ama taşıyamayacağımla ilgili bir panik yaptım ve ben bütün işçilerin tazminatlarını ödeyerek 4 ay ya da 5 ay sonraydı. Kapattım, şalter indirdim. İlk etapta çok güzel geldi, birkaç gün tatil. Oh dedim, ne güzel dünya. Hani böyle rahatmış. Ama insan öyle bir varlık değil. İnsan ürettiği sürece var ve sonra döndüm dedim ki iyi de ben o işten, bu işten, diğerinden vazgeçersem sonunda bir şey yapmak zorundayım. Ve hiç kimse bunu anne karnında öğrenmiyor. Kısa bir süre sonra yeniden tazminatını ödediğim işçileri bir daha işe aldım. Bir daha çalışmaya başladık. Bu kez dedim ki ben kendim öğreneceğim. Ben sıfırdan bir işçi gibi kendim öğreneceğim. Çünkü kendiniz bilmediğiniz bir işi sadece birilerinin demesiyle yürütemiyorsunuz. Ya da birileri sizi yönlendiriyor. Onlar ne söylerse bunu doğru kabul ediyorsunuz. Aslında bu girişimciliğin en kilit noktası. Sabahtan akşama kadar demeyeceğim. Ben 4'lere 5'lere kadar. Kolileme dahil. Bakın bugün Bursa'daki eski bütün tornacıları tanırım. Rulman nerede satılır bilirim. Hangi yedek parça nerede bulunur bilirim. Birebir işçilerle hem orada işi öğrendim, hem makinenin teknik parçalarını, sonra tabii kolilemeye kadar. Sonra döndüm dedim ki o zaman bunun bir aşaması daha var. Dokuma tezgahını, ipliği ayrı ayrı öğrenmeliyim, örgüyü öğrenmeliyim. Yaklaşık 8 ay örgü ve desen eğitimi aldım. Hatta o arada yaptığım desenler bizim konsepte girdi. Çok uzun yıllar en çok satan desenler oldu. Hem de ilk acemilik çalışmalarımdı. Sonra zaten bunu yaparken ürettiğinizin satıldığını gördüğünde bir de mutlu da oluyorsunuz. İşi öğrendikten sonra sevmeye başladım. Neticede anladım ki aslında insan bilmediğinden korkuyor. Ve hata yapmaktan korkuyor. Hatalar da yaptık tabii ki. Buradaki insanı canlı tutan, diri tutan tek şey bir şey üretmeniz. Ürettiğinizi bir bedel karşılığında satmanız ve çevreden de bu konuda hem takdir almanız hem örnek gösterilmeniz gerçekten insan için güzel bir duygu. Hedefim aslında tekstil de bizim Türk dünyası olarak, sadece firma olarak değil, marka yaratmamız gerekiyor. Biz yeteri kadar dünyadaki markalara çalıştık. Onların işçiliğini yaptık. Artık eskisi gibi Türkler fason da yapmıyor. Koleksiyonunuzu götürüyorsunuz, dünyanın en büyük markalarına sunuyorsunuz. Onlar da sadece marka oldukları için sizin ürününüzü alıp satıyorlar. Ve sizin kazanamadığınız kadar çok daha fazlasını kendileri elde ediyor. O zaman el ele vermemiz gerekiyor. Bizim hem firmalar olarak hem de ülke olarak artık marka, teknolojide, dijitalde, yeşil dönüşümde nasıl kendi alanımızda gelişmemiz gerekiyorsa, ben firmam adına bunları zaten yapmaya çalışıyorum. Ama marka olmamız gerekiyor. Marka olduğumuz zaman biz aslında bu üretimi 5'e katlarız ve hak ettiğimizi alırız. Marka olmadığımız sürece ben de biliyorum, herkes de biliyor, hak ettiğimizi alamıyoruz. Kamu bankalarının, bilhassa KOSGEB'in birçok desteği var. Ve her bir sanayicimiz zaten bunları kullanıyor. Biz de ilk ihracata başladığımızda bu desteklerden faydalandık. Çok küçük gibi gözüken destekler o kadar önemli ki birçok iş kadını da iş hayatına bu şekilde başladı. Ben zaten kullanıyorum yıllardır KOSGEB desteğini. Kadınların da
Kamu bankalarının kredilerini kullandıklarına şahit oluyorum. Geçenlerde de bir arkadaşımdan da çok örnek bir hikaye dinledim ve bizzat gittim, yerinde gördüm. Bu kadınlara verilen destekler çok güzel işler yapılmasına sebep oluyor. Kamu bankalarının veya KOSGEB'in güzelliği, size bu desteği verdiğinde sizin nasıl iş yapmanız gerektiğini konusunda da sizi yönlendiriyor. Çünkü belirli aşamaları geçtiğinizde siz o destekleri tamamlıyorsunuz. Dolayısıyla daha bilinçli yürüyorsunuz, daha tedbirli, daha doğru yürüyorsunuz. Doğru yapılan yatırımlar da doğru sonuçlar veriyor. Bu desteklerden faydalananları incelerseniz eğer, hata payının çok az olduğunu, çok daha ilerisinin geldiğini göreceksiniz. Devlet bankaları, Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, bunlar verdikleri destekleri takip ettiği sürece bizleri çok daha iyi yönlendiriyorlar ve hep birlikte güzel işler yapmamıza yardımcı oluyorlar. Kamu bankaları çok hızlı hizmet veriyor. Birçok sorunu çok daha kolay çözebiliyor. Kamu bankamın bana verdiği destek çok önemli. Bu sadece maddi anlamda düşünülmemeli. Çünkü ben yurt dışına gidiyorum, ihracat yapmaya çalışıyorum. Bir kere oraya gidebilmemi sağlaması önemli. İkincisi de insanlar şöyle düşünüyorlar, müşteriler karşınızda. Bu sağlam bir firma ki kamu bankasından destek alabilmiş. Bize böyle de bir avantajı oluyor. O sebeple birçok insana kredi veren aslında kamu bankam aynı zamanda çok daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Niye? İnşaatta da yayılıyor, tekstilde de yayılıyor. Biz bu tür firmalara daha garantisi olan firmalar gözüyle bakıyoruz. İnanın bilhassa yurt dışında müşteriler de bize öyle bakıyorlar. Yapmayı mutlu oldukları işi seçsinler. Eğer bir insan bir işi yaparken mutlu değilse ve işe giderken ayakları geri geri gidiyorsa o işi kesinlikle yapmasın. Ve iyi araştırmak gerekiyor. Şimdi genç yaşlarda biraz daha özgüven fazla oluyor. Bu bir yerde avantaj ama ilerleyen yaşlarda da bu sefer her şeyden korkmaya başlıyorsunuz. Çok fazla hayat tecrübeniz oluyor. Yaş ilerlemiş oluyor. Yeniden dönüp bir cesaretim olmayabilir, zamanım olmayabilir diye düşünüyorsunuz. O yüzden ikisinin ortalamasını aldığımda bir kere yapmayı sevdiğiniz bir iş çok önemli. Ne iş yapacaksanız bu eğer üretimse, üretimden önce bunu nereye satacağımızı, pazarını iyi araştırmak gerekiyor. Ve geleceğe yönelik yani vizyoner işler yapmak gerekiyor. Geleneksel her zaman yürüyecektir ama küreselleşen dünyada bambaşka işler türedi. Artık hiçbir şey eskisi gibi yürümüyor ve eskiden biz arkadaşlarımızla rakipken artık Çin'de, Amerika'da, Brezilya'daki insanlarla rakibiz. Aynı anda 5 dakika 10 dakika sonra onların ne yaptığını ulaşabiliyoruz, görebiliyoruz. Yani biz koca bir dünya ile yarışıyoruz. Arkadaşlarımız, gençler veya kadınlar kendilerini ona göre hazırlamalılar. Yani ben dünyayla yarışacağım diyerek hedefi büyük koyup o şekilde yatırım yaptıkları zaman inanın bir yerde bu maddi getirisi de oluyor. Üstelik kendinize özgüven de sağlıyorsunuz. O yüzden onlara tavsiyem kısaca cesaret etsinler. Üretmek çok güzel. Ve her zaman insanların en hayırlısı etrafa katkısı olanlardır. Hedefimiz sadece kendi üretimimiz değil, bir o kadar insanlara da el uzatabilmek olmalı.
Ben Başak Demir. Üniversite okumak için Samsun'a geldim ve burada girişimimi kurarak hayata geçirdim. İnsansız hava araçları ve kara araçları üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan bir ekibiz. Bir kamu bankasının kadın girişimci kredisinden yararlandık. '97 Yozgat doğumluyum. Samsun'da yaşıyorum. Üniversite okumak için Samsun'a geldim ve burada girişimimi kurarak hayata geçirdim. Mühendisim. Şu anda da 19 Mayıs Üniversitesi'nde girişimcilik ve yenilikçilik anabilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Şu amaçla girmiştim zaten üniversiteye. Bir ürün tasarlayayım, Ar-Ge'sini yapayım. Üniversiteden mezun olurken de bunu üreteyim. Hep bu hayalle aslında üniversiteye başladım. Sonrasında yaptığım stajlar, yaptığım çalışmalar da doğru adımlar attığımı aslında bana gösterdi. Hiç unutmuyorum, bir gün bir imalat stajında üretim müdürüm bana şey dedi. Başak, üniversite sana sadece diploma kazandırır. Eğer hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan çevreni de genişletmen lazım, bu alanda çalışan insanlarla tanışman lazım dedi. Ve ben stajdan döndükten sonra üniversitede ne kadar böyle kendimi geliştireceğim kulüp var, ne kadar böyle işletmeyle tanışırım. Bunları kurgulayarak aslında tanışmaya başladım. Kulüplere üye oldum, eğitmenlik yapmaya başladım. Yine bir dernek vasıtasıyla da robotik kodlama ve endüstriyel tasarım eğitimi aldım. Burada da gönüllü eğitmenlikler yapmaya başladım. Bir yıl içerisinde de 1000 tane çocuğa ücretsiz olarak eğitim verdim. Bunlar devlet okuluydu verdiğim eğitimler. Burada da kendimi geliştirme fırsatı yakaladım aslında. Yılında Samsun Teknopark'ın ön kuşka merkezinde kuruldu. İnsansız hava araçları ve kara araçları üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan bir ekibiz. Bu süreçte girişimimizi olgunlaştırmak için farklı birçok girişimcilik yarışmasına katıldık. İlk başta oluşturduğumuz girişim fikrimizle University for Society girişimcilik yarışmasına katıldık. Projemiz savunma sanayine yönelik bir insansız hava aracıydı. Burada fikrimizi olgunlaştırmak için aldığımız eğitimlerle beraber bu yarışmada ikinci olduk. Sonrasında projemizi BİK 1512'ye verdik. Burada aldığımız mentorluk destekleriyle beraber aslında çok bize uygun bir proje olmadığını fark ettik ve tekrardan arayış içerisine girdik. Bu süreçte yaptığımız arayışlar neticesinde de bir spor dalıyla tanıştık ve buradan yönlendirme aldık. Bu süreçte de bir arama kurtarma insan savaracı projesi aslında oluşturmaya başladık. Hem farklı spor dallarının isteklerini karşılayacak hem de farklı bölgelere hitap edecek şekilde bir insan savaracıydı. Karadeniz bölgesinde boğulma vakalarında ilgilenecek, dağcılık sporlarıyla ilgilenen yerlerde de yine işte çığ altında kalma gibi durumlarda kişinin kazazadenin konumunu bulmaya yönelik nabız verisi ve konum verisi alarak da güvenli yol haritası çizecek, bulunduğu konuma medikal malzeme bırakacak bir projeydi. Bu projeyle de yine Samsun'da düzenlenen girişimcilik yarışmasında, girişim parkı yarışmasında birincilik ödülü aldık. Burada da mentorluk desteği almaya da başladık bu yarışma devam ederken de. Sonrasında bu projeyi olgunlaştırma aşamasında bir yatırımcı görüşmesi gerçekleştirdik ve tarım sektörüne yönelmemiz gerektiğiyle alakalı burada tavsiye aldık. Sonrasında tarım sektörüyle alakalı araştırma yaparken aslında çok büyük bir sektör olduğunu ve bu konuda çalışma yapan herhangi birinin olmadığını, bir şirketin, bir girişimin olmadığını fark ettik. Yerli de bir ürün yoktu biz çalışmaya başladığımızda ve tarım sektörüne yönelme kararı aldık. Bu süreçte de tekrardan bir insansız hava aracı Ar-Ge çalışmasına başladık. Bazı farklılıkları olsun istedik, bunu da patentleyebilelim istedik. Bu süreçte de dedik ki, hem ilaçlasın, hem gübrelesin, hem tohumlasın. Ayrıca bir yazılım geliştirelim, yabancı ot tespiti gerçekleştirsin dedik. Çünkü sahada gördüğümüz eksikliklerden bir tanesi de arazi üzerinde yabancı ot hastalık zararlı
tekrardan oluşuyor ve tekrardan bir ilaçlama yapmanız gerekiyor. Bu yaptığınız ilaçlamayla da bütün araziyi ilaçlıyorsunuz. Aslında gereksiz bir ilaç kullanıyorsunuz. Bu da bitkilerin kanserojen madde taşıma oranını da artırıyor. Zaten kullanılan yabancı ot ilaçları da çok zehirli maddeler olduğu için bunlar hem insan sağlığını hem de doğal kaynakları zehirleyen bileşenlerden oluşuyor. Biz hem bunun önüne geçmek istedik hem de daha doğru ve akıllı bir tarımın yapılmasına öncülük etmek istedik ve bu projeyi yapmaya karar verdik. Bu proje fikrimizde de 5. İnovasyonda Kadın Girişimcilik Yarışması'na katıldık ve burada Türkiye ikincisi olduk. Ödülümüzü de Sayın Selçuk Bayraktar'dan aldık. Bu yarışmayla beraber de aslında nihai ürünümüzün bu olduğuna karar verdik ve KOSGEB'in ARGE ve İnovasyon Destek Programı'na başvuru sağladık. Ve buradan da hibe desteği almaya hak kazandık. 8 Mart 2021 tarihinde de şirket açılışını gerçekleştirdik Samsun Teknopark bünyesinde. Resmi olarak da çalışmalara başladık. 2 dönem 8 aylıktı projemiz. Bu süreçte marka tescilini yaptık. Zira insan savu aracı buluş başlığıyla faydalı model olarak ürünümüzü de tescilledik. Ürünümüz genel kapsamda 1 litre kapasitesinde otonom uçan görüntü işleme teknolojisi kullanarak arazi üzerinde yabancı ot tespiti yapan ve şarjını otonom alan bir insan savu aracı sistemiydi. Bu 8 aylık süreçte de ürünü hayata geçirdik ve prototip çalışmasını tamamladık ve başarıyla mezun olduk. Sonrasında sahaya inerek aslında sahanın taleplerini karşılıyor mu bu çalışmaları gerçekleştirdik ve farklı litre özelliklerinde insan savu araçları talepleriyle karşılaştık. Bu talebi karşılayabilmek için de yine KOSGEB'in ürün geliştirme desteğinden yararlandık. Çalışmalarımız devam ederken bir kamu bankasının açmış olduğu Üreten Kadınlar Yarışması Türkiye birincisi olduk. Ve bu aldığımız ödülle beraber de hem nakdi hem de aynı ödüller vardı. Aynı ödül olarak da üretmiş olduğumuz insan savu aracımız bu kamu bankasının reklam filminde yer aldı. Bu da bizim için güzel bir çalışma oldu aslında. Hem marka bilinirliğimizin artırmasını sağladı hem de şirketimize olan güven de arttı. Bu süreçte de satış yapmaya başladık çalışmalarımız devam ederken. Bu aldığımız hem ödül hem KOSGEB desteği hem de öz sermayeyi de birleştirerek farklı litre kapasitelerinde de insan savu araçları üretmeye başladık. 10 litre, 20 litre, 30 litre gibi bölgenin ihtiyacına yönelik insan savu araçları üretmeye başladık. İşte son dönemde sahanın talebini karşılamak için de 50 litre kapasiteli bir tarım drone üretimi gerçekleştirdik. Şu anda satış ve pazarlamalarımız devam ediyor. Bu süreci devam ettirirken Türkiye'nin 10 başarılı genci yarışmasında da Türkiye'nin 10 başarılı gencinden biri seçildi işletmemiz. Farklı mühendislik disiplinlerinden oluşan bir ekibe sahibiz. Yaş ortalaması 25'ten oluşuyor. Bu çalışma faaliyetlerini hep beraber, ekiple beraber sürdürüyoruz. Samsun Atakum'da da bir şubemiz var. Yine organize sanayide de bu imalatları yaptığımız bir imalathanemiz var. Çalışma faaliyetlerimizi burada sürdürüyoruz. Haricinde ilk başlarda çalışmasını yaptığımız arama kurtarma insan savu aracımız da Türkiye'de oluşan depremden dolayı yani yaşadığımız deprem felaketinden sonra tekrardan gündeme aldık ve bizi çok derinden etkileyen bir doğal afetti. Biz de dedik ki hani sahadaki eksiklikleri de yine bu yaptığımız ARGE çalışmasına ekleyerek yeniden bir oluşum oluşturma kararı aldık ve tekrardan ARGE çalışmalarına başladık. Kişinin konumuna medikal malzemesi bırakma kısmında da 7 bölge olarak özelleştirdik bunu. Özellikle bu 7 bölgenin oluşabilecek doğal afetlerini de göz önünde bulundurarak yine deprem felaketinde karşılaştığımız sahadaki problemlerini de göz önüne alarak ARGE çalışmalarına hız verdik. Yine enerji sıkıntısı vardı deprem bölgesinde. Aydınlatmada büyük problemler yaşandı ve depremzedelerin bulunmasında büyük sıkıntı yaşandı. Bu problemi de çözmek için şu an ışıklandırma sistemiyle alakalı da çalışmalarımız devam ediyor insan savu aracı üzerinde. İşletme olarak da %50'si kadın olan bir işletmeyiz. Kadınlara da kadın girişimcilere de önem veren bir aslında oluşumuz diyebilirim. Bu konuda da desteklediğimiz birçok girişimciliğe adım atmak isteyen öğrenciler oluyor. Bu konuda da onlara destek oluyoruz. Ücretsiz mentorluk yapıyoruz.
Havacılık sektörünün genişlemesi için de yine ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de gönüllü olarak havacılık şenlikleri düzenliyoruz. Gelen soruları cevaplıyoruz, girişimciliği anlatmaya çalışıyoruz. Bu tarzda ufak tefek bizim de çalışmalarımız oluyor. Bu duruma ikna olmuş durumda. Şimdi hem kolay, hem pratik, hem hızlı işçi çalıştırmanıza gerek yok. Traktör maliyetlerini ortadan kaldırıyorsunuz. Daha ekonomik, daha az ilaç kullanıyorsunuz. Ya da atıyorum daha hızlı bir tohumlama gerçekleştiriyorsunuz. Çiftçi zaten bu avantajları birebir gördüğü için siz aslında çiftçiye gitmiyorsunuz, çiftçi size geliyor. Çünkü dediğim gibi birçok avantajı var. %60 oranında da bir tasarruf söz konusu. Ya bunları çiftçi zaten görünce, ekonomik de bir şey olduğunu fark edince aslında bu sektöre yöneliyor. Bizim traktörle yaptığımız ilaçlamada ya da gübrelemede tekerlek izinden kaynaklı %6 ile %10 arası bir verim kaybımız var. Şimdi bunu büyük arazilere vurduğunuz zaman çok büyük paralar demek. Zaten çiftçi bu %6 ile %10 arasındaki kaybettiği verimle ortalama 2 yılda bir drone satın alabiliyor. Bunu da fark ettiği için aslında diyor ki ben fazladan cebimden para vermiyorum. Zaten benim görmediğim bir gider var. Bu teknolojiyi kullanırsam eğer o bana bir artı olarak dönecek. Zaten diğer giderleri de ortadan kaldırmış oluyor. Ortada bir de tasarruf söz konusu. O yüzden bu sektöre aslında yönelme 2023 yılı itibariyle de neredeyse 10 kat arttı diyebilirim. Bu süreçte de destek olarak hükümetin sunduğu kadın girişimci desteklerinden yararlandık. Personel desteğinden de yararlandık aslında. Kadın girişimciye kadın personel aldığı zaman maaş desteği olarak Women Up programından yararlandık. Yine bir kamu bankasının kadın girişimci kredisinden yararlandık. Zor bir süreç. Hani kolay bir süreç değil. Yıpranma payı çok fazla olan bir süreç aslında. Çünkü eğer benim gibi hiçbir şey bilmeden girişimciliğe başlarsanız biraz daha yıpratıcı olabiliyor. Çünkü her şeyi bilmek zorunda oluyorsunuz. Bu konuda bir mentorluk desteği almalarını tavsiye ederim. Çünkü genç girişimcilere sunulan desteklerden bir tanesi de mentorluk desteği. Onun haricinde kamu desteklerinden yararlanmalarını tavsiye ederim. Çünkü yine ülkemizin çok güzel kamu destekleri var. Özellikle genç girişimcilere, kadın girişimcilere. Çok fazla fikrinizi önemsemeyecekler ve yapamayacağınızı düşünecekler ve bunu size zikredecekler. Bu süreçte bunalıma girebilirsiniz, moraliniz bozulabilir, fikrinizden vazgeçebilirler ya da size güvenmeyen ekip arkadaşlarınız olabilir. Bence onlara çok da kulak asmasınlar. Çünkü biz de bu süreç içerisinden geçtik. Hatta yaptığımız Ar-Ge çalışmasını yarıda bırakıp başka bir Ar-Ge çalışmasına destek verebileceklerini söyleyen birçok da yatırımcı oldu. Hedeflediğimiz doğrultuda, inandığımız fikir boyunca da devam ettik. Aslında bizim için en önemli, yani buralara kadar gelmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yaptığımız işe inanıyorduk, güveniyorduk ve yaptığımız işi seviyorduk. Ve bu da bizi aslında duyduğumuz o birçok olumsuz cümleyi kura karda etmemize ve bu başarıları elde etmemizi sağladı. Thank you.
Halkbank'ın katkılarıyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.